Çetin abi hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk. Biz artık haftada bir görüşüyoruz seninle. Ne mutlu bana Evet. vallahi. 3-4 gün oldu galiba, değil mi? 3 gün mü oldu? Evet. Evet. Çetin abi seni de pek çok kişinin yakından tanıdığını, özellikle basketbol severlerin yakından tanıdığını bilmiyorum ama ilk defa karşılaşmış olanlar, özellikle genç arkadaşlar için çok kısa müsaadenle seni bir tanıtayım ben. Kısa bir özgeçmişini aktarayım olur mu? Çetin Yılmaz Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı basketbol koçlarından biri. Bunu ben söylemiyorum aslında. İstatistikler söylüyor. 2010-2014 yılları arasında Anadolu Efes basketbol takımının teknik koordinatörlüğünü yürütmüş olan Çetin Yılmaz, Ülker basketbol takımını 7 sezon, Fenerbahçe basketbol takımını 5 sezon, Çukurova basketbol takımını 5 sezon, ODTÜ basketbol takımını 8 sezon olmak üzere uzun soluklu olarak Türkiye'nin önde gelen basketbol takımlarını çalıştırmış. Ayrıca Tuborg, Beykoz, benim de taraftarı olduğum Beşiktaş'ı da çalıştırdığı bunlara eklenebilir. Bu takımların dışında basketbol A milli takımı baş antrenörlüğü, Ümit milli takım baş antrenörlüğü ve A milli takım yardımcı antrenörlüğü yapmış. Şimdi çok güzel bir sözü var onun. Basketbol koçluğu her ne kadar farklı görünse de İş hayatının tüm alanlarıyla benzerlikler taşır der kendisi. Bir banka, hastane, şirket veya holding yönetmekte ortak bir sürü yönleri vardır. Profesyonel iş yaşamıyla örtüşen parametrelerse insan yönetimi, uzmanlaşma, liderlik, takım olgusu ve iş disiplini olarak kısaca özetlenebilir. Şimdi Çetin abi bugün sen olağanüstü dönemlerde ki oldukça olağanüstü bir dönemdeyiz. Görünmeyen zincirlerle bağlı bir takım nasıl olunur sorusunun bize cevabını vereceksin. Ben merakla bekliyorum. 20 dakika başladı. Ben de Başladı. 20 dakikaya bir ömrü nasıl sığdıracağım? Ben de onu merak ediyorum ama şöyle başlayayım. Bir kere olağanüstü dönem deyince ben ne anlıyorum? Olağanüstü dönem deyince şunu anlıyorum. Bir çizgi, sıfır noktası ve yanından bir tane çizgi geçiyor. Bu sinüs eğrisi vardır. Çizginin üzerindeki dönemler, sonra işler kötü gider. Çizginin altına iner, tekrar düzelir, tekrar iner, tekrar çıkar. Hayatın özetidir bu. Bana göre hayatın özetidir. Aynı insan sağlığı da böyledir. Basketbol takımları, kulüpler de böyledir. Kazanırlar, kaybederler. İlişkiler böyledir. Sevgilinle olan ilişkin iner çıkar. Karı koca ilişkisi, dostluk ilişkisi, ekonomi, maçlar, virüs. Dolar iner çıkar, savaş çıkar ülkeler arasında, ekonomi allak bullak olur. İşte olağanüstü dönem, kısaca hayatın her parametresinde bu sinüs eğrisi gibi bu eğrinin en aşağı indiği zamanlar. Şimdi olağanüstü dönemlerde birbirine görünmeyen zincirlerle bağlı takım nasıl olunur kısmında olağanüstü dönemi dilim döndüğünce anlattım. İşte bugünler olağanüstü dönem. Bir tane virüs çıktı. Canlı mı cansız mı hala tartışılıyor. Ne olduğu belli değil. Çoğalamadığı için canlı denilmiyor. Bu olağanüstü dönem herkes evinde. İşler durdu, hayat durdu, ekonomi durdu. Bu kısmı geçtik. Birbirine görünmeyen zincirlerle bağlı takım nasıl olunur? Öncelikle birbirine görünen zincirlerle bağlı bir takımı tarif edeyim Sertaç Hocam. Yalnız burada senin beynine ve hayal dünyana ihtiyacım var. Çünkü karşı karşıya olamadığımız ve yazıp çizemediğim için oyunculara taktik çizdiğim gibi burada çizemiyorum. Lütfen ekran oluştur beyninde. Bu ekrana yukarıdan aşağı bir basketbol sahasına bak. Yukarıdan aşağı dikdörtgeni görüyorsun, yarı sahayı görüyorsun, potaları görüyorsun. Kırmızı takım benim oynadığım takım olsun ve ben takımın savunma kısmındayım. Ve belimden bir sağ tarafından benden 2 metre sağ arkamda, 2 metre sağ arkamdaki hiç basketbol oynamaya gerek yok. Yani bizi izleyenlerin basketbol oynamış olmasına gerek yok. Bunu hayal etsin, göre. Çözeriz işi. 2 metrelik bir zincirle bir arkadaşım bana bağlı sağ tarafta. 2 metrelik bir zincirle de sol tarafta bir arkadaş bağlı. Ettik 3 kişi.
Onlara da birer kişi bağlı, toplam 5 kişiyiz. 5'imiz ise birbirine zincirlerle bağlı. Bakın şu parmakla olduğu gibi. Şimdi siz de hücum takımındasınız. Ben de sizi tutuyorum. Sertat Hocam sen driplingle sağ tarafa doğru gitmeye başladın. Ben seni tuttuğum için seninle birlikte sağ tarafa doğru gidiyorum. Sağ tarafa gidince bu zincirler ben hareket edince diğer 4 kişiyi de otomatik olarak hareket ettirecek. Sen basketbol sahasının forvetten dibe doğru topu sürdüğünde ben yine seni takip edeceğim ve yine bana zincirlerle bağlı diğer 4 kişi ben hareket ettikçe benimle hep beraber birlikte aynı yöne uyumlu bir şekilde hep birlikte hareket edecek. Ve ben bir müddet sonra artık kısaltıyorum cümlelere. Ben nereye gidersem arkamdaki 4 kişi benimle birlikte gelecek. İleri gidersem ileri, sağa gidersem sağa, sola gidersem sola. Önce görünen zincirleri anlattım. Şimdi olağanüstü dönemlerde birbirine görünmeyen zincirlerle bağlı takım nasıl olunur da birbirine görünmeyen zincirlerle bağlı olmayı anlatıyorum. Artık işimiz kolaylaştı. Gerçek basketbol maçında zincirlerle bağlatmıyorlar adamları. Yok o. O bitmiş. Onlar arenalarda, eski Roma'da yapıyorlarmış. Biz de arenadayız ama zincirler, zincirler yok. Biz birbirimize görünmeyen zincirlerle bağlı oluyoruz derken şunu söylüyorum. Takımın birbiriyle uyumu ve harmonisinden bahsediyorum. Yani ben nereye gidersem yanımdaki arkadaşların hepsi benle birlikte sanki belimizden zincirle bağlıymışız gibi benim gittiğim yere uyum içerisinde hareket ediyor. Ben sola gidiyorum, hep beraber sola gidiyorlar. Sağa gidiyorum, hep beraber sola gidiyor. Ama görünen bir zincir yok. Şimdiki işte bu görünmeyen zincirlerle uyum içerisinde olan takımdan bahsediyorum. Buna takım deniliyor. Uyumlu bir takım deniliyor. Bir takımın tüm oyuncularının birlikte hareket ettiği, birbirlerine görünmeyen zincirlerle bağlı olarak hareket ettiği. Peki bu uyum, bu harmoni nasıl sağlanıyor? Sertaç Hocam, benim felsefeme göre iki şekilde sağlanıyor. Bir, yaptığın antrenmanla, emekle, alın teriyle, bilgiyle, toplantılarla, takıma bilgiyi aktararak, beyler topu 4 numaralı oyunda topu sağa verdin mi? Harun sen topu alacaksın. O sırada Amerikalı oyuncumuz pivota yerleşecek. Orhun sen İbrahim'le ters yönde yer değiştireceksin. Topu kaptırdığımızda geri koşarken Harun sen orta sahaya, Orhun sen sol dibe geriye koşacaksın. Sen boyalı alana koşacaksın. Yani plan program böyle nasıl ifade edeyim kendimi? Bir eski saatlerin çarkları gibi tıkır 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 işleyecek. Veya bir arabanın kaputunun motorunu açın. Açtığınızda arabayı marşa bastığında bütün makineler, aletler orada çalışmaya başlar. Arabadan da anlamam nereden verdim bu araba örneğini. Bana akü hangisi deseniz çok zor bilmem. Ama mutlaka orada bir uyum içerisinde, harmoni içerisinde o motorun tüm parçaları çalışır. Şimdi takım olmak için şöyle bir tarifim var. 12 oyuncu artı kenardaki 6, 8, 10 kaç kişi ise koçun, yöneticinin yani 20 kişinin yani takımı oluşturan bireylerin sistem ve disiplinden, organizasyondan bahsediyorum. Takımı oluşturan bireylerin aynı anda aynı şeyi düşünmesi ve aynı düşüncelerini hayata geçirmek için hareketi yapması, aksiyon alması. Aynı zamanda aynı şeyi düşünerek aynı aksiyonu alması. Yani maçın 4. dakikasının 13. saniyesinde oyun kurucumuz Orhun Ene 4 numaralı oyun dediği vakit takımda herkes aynı anda aynı şeyi düşünüyor ve olacakları biliyor. Bu sistemi kurmak. İşte bu bir makinenin motorun
çarklarının işlemesi gibi tıkır tıkır gitmesi lazım. Bunun için oyuncular bilecek. Burası benim açımdan koçlukta da önemli bir kavram. Bunu bilecek. İki, bunu öğretecek. İyi bir koç. Basketbolu bilecek veya pazarlamayı bilecek. Ekibine bilecek bir. İki, öğretecek. Üç, uygulatacak. Uygulatmak da yetmiyor. Sertaç Hocam bana göre. Ben basketbolu biliyorum. Koçlar da biliyor. Bunu öğretiyorum da ne yapacağımızı, sistemimizi, bu makine tıkır tıkır çalışsın diye. Bunu uygulatıyorum. Yeterli değil. Bu uygulatmayı sürekli kılmak. İstikrarlı, Amerikalılar consistency der. Çünkü burası önemli. Sürekli kılmak, sürekli uygulatıyor olmak çok önemli. Çünkü sezon 11 ay. Zor günler geldiği vakitte istikrarları bozmamak lazım. O yüzden bu makine intizamıyla çalışması lazım. Bu iyi bir takım olmanın sağ bacağı. Bunu senin kütüphanenin sağ tarafındaki vitrinine koyalım. Takım olmanın sağ bacağı. Makine gibi çalışan, iyi beslenmiş, iyi atletik özelliklere sahip, halter çalışmış, kondisyon çalışmış, kilometrelerce koşmuş, binlerce şut atmış, saatlerce antrenman yapmış, savaşa, maça hazır oyuncular sağ tarafta. Bunu pazarlama, satışa çıkan arkadaşlar olarak da düşünebilirsin. Sen bildiğim kadarıyla ilaç dünyasında çok bilinen ve göz önünde olan, saygı gören bir arkadaşsın. Yani senin dünyandan bir örnek verirsen, benim Orhunlarım, İbrahim Kutlaylarım, Hidayetlerim, sizde de o sahaya çıkan arkadaşlar var ya orada ilaç satmak için. Bunların çalışma sistemi tıkır tıkır kuruldu. Bunu sağ tarafa koydum. İlacı biliyorlar, doktorla nasıl konuşacak biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Bunu tüm iş kollarına uygulayabiliriz. Yani mutlaka ilaç diye değil, sen buradasın diye bu örneği verdim. Bu sağ ayağı takım olmanın. Bir de sol ayağından bahsedeyim. Takım olmak öyle, şirkete bir tane muhasebeci al, bir dört tane pazarlamacı al, altı tane satışçı al, İK'ya bir tane abla al. Hukuk için, hukuk işleri için günün birinde bazı sorunlar çıkarsa bir avukat al ve derken de müthiş bir ekip kurdum zannet. Veya basketbolda da bir oyun kurucu al Amerika'dan, bir tane Afro-Amerikalı yine pivot al, Sırbistan'dan iki oyuncu, bir İtalyan, beş Türk, bir yaşlı, bir genç, bir uzun, iki onluk adamlar, biz takım olduk. Takım böyle olmuyor. Ekip böyle olmuyor. İş dünyasında kurduğun satış ekibi böyle olmuyor. Yani vücutların, nüfus kağıtlarının, ırkların, uzunların, kısaların, pivotların, Amerikalıların, Harvard mezununun, ODTÜ mezununun, Eskişehir Üniversitesi mezununun bir araya gelmesiyle takım olunmuyor. İstatistik bölümünden mezun, elektronik bölümünden mezun, 3 tane hukukçu bir araya gelince takım olmuyor. Takım olmak için vücutların bir araya gelmesi yeterli değil. Vücutların değil, fikirlerin, ideallerin, amaçların, etik değerlerin bir araya gelmesi lazım. Eğer bunlar bir, lütfen beni Sayın Hocam, tanıyorsun, ben coştum mu? Fren yapmayı bilmiyorum. Dakikalarım kaç dakika kaldığını söylersen sevinirim. Yani ben oraya sıkıştırıp size sorun çıkarmak istemiyorum. Ne kadar süren var? Çetin abi, hiç problem yok. Daha yarısına geldik. Önümüzde böyle bir 7-8 dakika daha. Tamam, daha 7-8 dakika var. Dediğin gibi tamam. Devam edebiliriz. Tabii. Ben hiç rahatsız olmam. Lütfen beni rahat rahat şey yapabilirsin, uyarabilirsin. Yani takım olmak için o senin kütüphanenin sağ bacağında duran, yapacağı işi, oynayacağı sistemi bilen, bunu sahada uygulamış, istikrarlı uygulayan yetenekli basketbolculu olmak. Sağ bacak, sol bacakta fikirler, idealler, karakterlerin, hedeflerin uyuşması lazım. Egoist bir oyuncuyla hiçbir zaman takım oyuncusu olamazsın. Bak, Türk toplumu şunu bilir, egoizmi bilir.
ben merkezci olmak, kendini düşünmek. Bunun bir de o pozitif vardır, tam tersi, altruizm. Yani zaten meraklılar bilir. O egoistin, egoist her şeyi kendi için ister. Bir bakarsın özgürlük ister adam, çıkar nutuklar atar, politik diyelim dünyada. Özgürlük istiyor. Bu özgürlüğü hep kendi için ister. Altruist insan kendi için arzu ettiği her şeyi bir başkası için de ister. Şimdi eğer takımında egoist bir insan varsa, her topu ben atayım, her topu ben kullanayım, topu ben getireyim, pası ben vereyim, sonra alayım, şutu da ben atayım, bütün paranın çoğunu ben transfer parasını alayım diyen adamlarla hiçbir zaman takım olamazsınız. Şimdi ben tekrar bu kısmı biraz daha üzerinde tepinmeden evvel, yani bu üzerinde biraz daha durmadan hemen, şimdi tekrar sorduğun soruyu toparlamaya çalışıyorum. Olağanüstü dönemlerde, yani bugünlerde birbirine görünmeyen zincirlerle bağlı takım nasıl olunur? İki şekilde olunur. Bir, işini çok iyi bilerek senin raftaki sağ taraf çalışmış, hazır, dövüşe hazır, kas gücü yerinde, kafa gücü yerinde, oynayacağı sistemi ezbere biliyor, maça hazır oyuncular. Sol tarafında da, sol bacak olarak da, ama bunlar ideal, amaç ve etik değerlerinin birliği. Etik değerlerinin birliğinin başlığı da altruist oyunculardan kurulu değilsen, ne yaparsan yap, bu zor dönemlerde, kriz dönemlerinden çıkamazsın. Altruist bir takım felsefesi deyince nedir? Paylaşmayı bilecek. Sayın hocam, 12 kişiyiz. Bir tane topumuz var. Mutlaka paylaşmamız lazım. Savunma, bu bizle ilgili, bizle basketbolu bilse de bilmese de şöyle bir informasyon veriyorum. Yani hiç hayatında spor yapmamış bir hanımefendi bizi iş dünyasından dinliyorsa ona şöyle söylüyorum. Televizyonda basketbol maçı yapılırken görmüşsünüzdür mutlaka. Birileri böyle uzaktan şutlar atıyor, üçlük sokuyor. Bakın, şut sokarak, iyi hücum ederek maç kazanılır. Ama şampiyon olmak istiyorsanız savunma yapacaksınız. Savunma yapmayan hiçbir takım şampiyon olamaz. Savunma da sırtını neye yaslar? Savunmanın temeli de yardımlaşmadır. Yani paylaşmayı bilmeyen, yardımlaşmayı bilmeyen oyuncularla Sertaç Hocam'ın sağ tarafında duran hazır, bilgi sahibi, yetenekli, Harvard mezunu, 4 lisan biliyor, master yapmış, bilmem ne yapmış, her şey var ama herif egoist. Hayatında bir gofreti paylaşmamış ilkokulda. Bir kopya vermemiş kimseye, arkadaşlarına yazılı imtihanda. Ve ben bunun takım oyuncusu olmak istiyorum. Bunu rüyanızda görürsünüz. Sahanın her yerinden, bak Sertaç Hocam, basketbolda kaleci yok, geri dörtlü yok, orta saha yok, forvet yok. Basketbolcu sahanın her yerinden sorumlu. Abi ben pazarlamadan sorumluyum, işimi yaptım, onlar ne yaparsa yapsın dedi mi? Bunlar zor dönemlerde bu takım görünmeyen zincirlerle birbirine bağlı değildir. Satışın problemleri, üretimin problemleri veyahut hukuk bölümünün veyahut İK'nın problemleri, benim IT'de çalışan veya merkezde çalışan bir adamın sorunu değilse siz zor dönemlerden çıkamazsınız. Kaç dakikam kaldı? 4 var mı? 3 mü? Kaç dakika? 2 dakika dersek uygundur Çetin abi. 2 dakika var. Şimdi bunun gibi bazı şeyler daha var. Mesela takım içinde küçük katkıların dev sonuçlarının farkında değilse bu insanlar, bunlar iyi bir takım olamazlar. Yani biz maçları Sertaç Hocam 101'e 100 kazanıyoruz. Bizi şampiyon eden o 100 sayı değil. Bir sayı. 101'e 100. O bir sayıyı, bir adet, bir kasa birayı, bir kasa ilacı, bir kilo limonu satan adam sayesinde şampiyon oluyoruz. Bunun kıymetini bilmeyen hiçbir yönetici, hiçbir takım arkadaşı iyi bir takım olmaz. Şimdi toparlıyorum ve bitiriyorum. Yani nasıl toparlıyorsam, burada bir ömür var çünkü. Olağanüstü dönemlerde birbirinden görünmeyen zincirlerle bağlı takım nasıl olur? İşte böyle olur. Bir, yaptıkları işi çok iyi bilecekler,
görev bölümü, rol paylaşımı kabul edilmiş ve benimsenmiş olacak. Ve motoru, aleti, şu arabayı çalıştıran anahtarı çevirdiğim vakit artık düğmeyle de çalışıyor. Tıkır tıkır işleyen bir mekanizmanın yanında da felsefe olarak, beyin olarak, etik değerler olarak birbirleriyle yardımlaşmaya, paylaşmaya hazır, birbirlerine saygısı ve güveni olan bir takım olacak. Şimdi son sözü söyleyeyim, buradan ayrılıyorum. Güven, bunu büyük harfle, Sertaç Hocam, güvene büyük harfle yazıyor. Şimdi güven kelimesi çok önemli. Eğer oyuncu olarak, yani bir şirketin pazarlama bölümünde çalışıyorsun, bilgisayar bölümünde çalışıyorsun, IT'desin veya herhangi bir yerdesiniz, satışçısın yani. Pozisyonun ne olursa olsun, bir takımın oyuncusun. İster 38 sayı atan bir oyuncusun, ister 4 dakika. Eğer takımın birbirine görünmeyen zincirlerle zihinsel ve yürek olarak bağlandıysa ve takımının her elemanı bir iş dağılımı, görev dağılımı, rol dağılımını gayet iyi bilip makine intizamında çalışıyorsa, bu zor. Sinüs eğrisinin aşağı indiği anlarda panik olmaz hocam. Hiç olmaz. Bak ben sana dünyanın her yerinde, dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında, Euroleague'de, Türkiye'de koçluk yapmış, finaller yönetmiş bir koç olarak söylüyorum. Bunlarda kaybettiğim de oldu, kazandığım da oldu. Ama emin ol, 20 sayı geride soyunma odasına girdiğimde ben de biliyorum. Takımdaki oyuncular da biliyor, devrede fırçayı yerken orada sandalyeler, masalar uçuşuyor. Kalemler böyle duvarda patlıyor. Ben de biliyorum. O oyuncular da biliyor. Maça gelen seyirci de biliyor. Hakem de biliyor. Ve işin en acısı, rakip takımın oyuncuları da biliyor ki biz geri döneceğiz. Comeback yapacağız. Çünkü biz hazırız. Korkacak bir şeyimiz yok. Çıkarız, oynarız. Şimdi zor günler yaşanıyor. Hepsinin kafasında işte o biraz önceki IT'deki abla veya şeydeki İK'daki hanımefendi, satışçı abi, kafalarında soru işaretleri var. Hocam, eğer takımsanız hiçbir şey olmaz. Bu gelen geçen doğanın, yaşamın en doğal şeyi bu sinüs inişler çıkışlarda, aşağıdayken yukarı çıkarsınız ve bunlar bir testtir. Bunlar bir takım için gereklidir. Şirket için gereklidir bu kötü zamanlar. Karı koca ilişkisinde gereklidir bu zor günler. Eve para girmediğinin zaman, hem eşten hem kocadan hem kadından para girmediği vakit, parasız kaldığınızda sizinki gerçek bir aşk mı yoksa yalandan bir evlilik mi? Onun da testidir. Siz takım mısınız, değil misiniz? O soyunma odasına 20 sayı geride girdiğinizde testten geçersiniz. Şimdi sizin çalıştığınız şirkette, ekibinizde takım mısınız, değil misiniz? Birbirinize görünmeyen zincirlerle hem yürekten hem sistem olarak bağlı mısınız, değil misiniz? Testtir. Bağlı olanlar burayı atlatır kardeşim. Ben 64 yıl bu gezegende yaşadım. Benim gördüğüm budur. Bu iniş çıkışlar da doğa. Bugün virüs, yarın başka bir şey. Mutlaka olacak. O maça sistem olarak, çalışma olarak, emek olarak, gönül ve mantık ilişkisiyle ve etik değerlerle birbirine bağlı olanlar yırtar gider. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden eksikler de ortaya çıkar. Varsa eksikler, burada düzeltme zamanı ortaya çıkar. Öyle hiç kimsenin, hiçbir arkadaşın, hiçbir şirketin, hiçbir yöneticinin enseyi karartmaması lazım. Yani sen diyelim ki bir üretim yapısından geliyorsun. Senin işlerin kötü, rakibinin de kötü kardeşim. Öbür rakibinin de kötü, Ankara'daki rakibinin de kötü, İstanbul'dakinin de kötü. Fenerbahçe'nin de kötü, Galatasaray'ın da kötü. Avrupa'daki rakibinin de kötü. Şimdi herkesin kötü. Şu anda öyle panik yapılacak şey yok. Eğer iyiysen burada belli olacak. Zaten bugün için varsın sen koç olarak. İşler iyi giderken bana ihtiyacı yok ki takımın. Diyelim ki ben Türk milli takımının koçuyum. Fransa maçını oynuyoruz. 22 sayı öndeyiz. Yani ben ayağa bile kalkmam. Yakarım promu.
Elime de bir tane cep telefonundan YouTube'dan maç seyrederim. Başka bir yarın oynayacağım maçı. Bana gerek yok. Ama ne zaman 18 sayı gerideyiz? İşte onun için oradayım. Benim söyleyeceklerim bu. Gerektiğinden fazla panik yapılıyor. Tamam, çok zor bir dönem geçiyor. Yani planette, gezegende insanlar ölüyor. Ama işler eskisi gibi olmayacak. Tabii ki bir şeyler değişecek. Ama insan olarak, insan olduğu sürece insanlar yemek yiyecek, elbise giyecek, karnı acıkacak, dışarıda yemek yiyecek, içeceğini alacak, içecek. Yani insan olduğu yerde her şey devam edecek. Ben böyle müthiş, acayip değişiklikler falan filan bilmiyorum. Sadece beklemiyorum. Bu arada da hani bana güvenebilirsin Sayın Hocam. Ben sosyoloğum biliyorsun. Yani toplum bilimci gözüyle de bakıyorum. Ha, ne değişir? İşte şirkette çalışanlar yırttı. Haftada 2 gün falan, 3 gün işe giderler, 2 gün evde çalışırlar. Bu artık legalize oldu. İşler böyle de gidebilirmiş diye. Enseyi karartmamak lazım. Ben böyle görüyorum. Tecrübem bana bunları söyletiyor. Benimle aynı fikirde olmayanlar da bana kızmasınlar. Kusura bakmayın, yani bu beynin içinde bir kafa tasının içinde bir beyin var. Oradaki gri hücreler bana bunu söyletiyor. Benim kabahatim değil yani. O tecrübe ve yaşanmışlık ben. O yüzden no panik diyorum yani. Herkese başarılar diliyorum. Herkes başladığı yerden devam edecek. Son bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani herkes ayaktaydı. Şirketler, yapılar ayaktaydı. Oturun kardeşim dediler. Herkes oturdu. Herkes oturdu ama ayakta kalan yok. Şimdi bu virüs hikayesi geçince yine hep beraber ayağa kalkacağız. Devam ettiğimiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bence bu bir mola, düşünme molası. İnsanlığa verilmiş bir time out. Hocam çok konuştum mu? Bir 4 dakikanı yedim galiba, özür dilerim. Çetin abi, sana bütün 4 dakikalar, bütün 24 dakikalar feda olsun. Lafı olmaz. Ben tek bir şeyle seni uğurlayacağım, müsaadenle. Evet. Ben seni sahnede her izlediğimde ve işte son bir haftada bu seni misafir ettiğim ikinci canlı yayın. Misafir ettiğim derken, hani ben moderatör olduğum için kendimi ev sahibi olarak gördüğümden dolayı bunu söylüyorum. Evet. Ev sahibi aslında Speaker Agency. Her seferinde şunu diliyorum. Aramızda seninle 20 yaş var. İşte sen 64, ben 45. İnşallah diyorum, Çetin abinin yaşına geldiğimde mesleğimle ilgili, hayatla ilgili, yaşamla ilgili benzer bir hevesi hissederim. Benzer bir enerjiyi de bulurum. Anlattıklarımdan, yani içerikten tamamen bağımsız olarak bunu söylüyorum. Ve sana bol sağlıklı, bol enerjili, sahnelerden hiç ayrılmayacağın, bir sürü insana ilham vereceğin günler ve yıllar diliyorum Çetin abi. Eksik olma, sağ ol. Sana bütün 4 dakikalar, 24 dakikalar feda olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.